Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnın slim koton ipiyle hazırladığım bu senenin en trend şapkası olan bucket şapka yapımını tarif edeceğim. Yapımı inanılmaz kolay ve keyifli. Örgüye yeni başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Bütün yapım aşamasını detaylı olarak adım adım sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçelim. İçin spagetti yarnı slim koton ipini kullanacağım. İpimizin özelliğine bakalım. Karışımı %80 pamuk, %20 polyester, 50 gram ağırlığında, 130 metre uzunluğunda, dokusuda yakından bu şekilde. Spagetti yarnı slim koton ipinin iki çeşidi var. Biri 100 gram ağırlığında, 12 kat kalınlığında, bu elimdeki de 50 gram ağırlığında ve 8 kat kalınlığında. Yani bir diğeri 100 gram ağırlığında olan biraz daha kalın. Bu elimdeki bakın. Dokusu biraz daha ince bir yapıya sahip, oldukça güzel bir ip. Şapkada mutlaka kullanmanızı tavsiye edeceğim iplerden bir tanesi. Burada ben daha farklı koton bir ip kullanmıştım. Şimdi slim koton ipi kullanarak şapkamızı tarif edeceğiz. Slim koton ipimi aldım. Dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 2 milim olacak. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Buradaki şapkamda tek renk kullandım. Şimdi renkli olarak çalışacağız sizinle. Buradaki ipim biraz daha kalındı. 3 milim tığ kullanmıştım. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Yine burada örme sıkılığımız, gevşekliğimiz de çok önemli. Aynı ipi, aynı tığ numarasını kullansak dahi örme sıkılığımız, gevşekliğimiz farklı olacağı için verdiğim ölçülerden sizin ölçünüz belki biraz az olabilir, belki biraz fazla olabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. İlk olarak sihirli halka yaparak başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Zincir, sık iğne, ikili trabzan nasıl örülür? Detaylı videolarını paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamı bu şekilde oluşturduktan sonra 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Tığımın başına dolayarak bu çektiğimiz 3 zinciri bir trabzan kabul edeceğiz. Tığımın başına dolayarak sihirli halka içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Tığımın başına doladım. İkisini birlikte doladım. Tekrar ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturdum. Bir zincir tekrar doladım. Sihirli halka içerisine batarak 2 tane ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte tekrar doladım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Bir zincir doladım. Sihirli halka içerisine batarak 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde trabzanlı noktalarımız 6 adet olacak şekilde tamamlıyoruz. Trabzanlı noktalarımız 6 adet olacak şekilde tamamladık. Zincirde trabzan kabul etmiştik. 2 trabzan 1 zincir, 2 trabzan 1 zincir şeklinde devam ederek 6 adet trabzan noktamız oluştu. Burada sihirli halkadan kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz. Bitişi yaparken 1 zincir çekiyoruz. Buradaki 3 zinciri bırakıp ilk ördüğümüz ikili trabzanın direkt tepe boşluğuna batarak ilmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonrasında bir zincirlik boşluğa geliyoruz. Bu bir zincirlik boşluğa da batacağız. Burada kısa kalan ipi alıyorum, gizleyerek öreceğim. Tığımın üzerinde tutuyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım ve diğer ilmeğimden kaydırarak geçirdim. Şimdi bu noktada 3 zincirle yine yukarı çıkıyoruz. Bir zincirlik boşluğa direkt batarak ikili trabzan örüyoruz. Arada bir zincir var yine. Tığımızın başına dolayarak bir zincirlik boşluğa tekrar batarak, burada şimdi bir artırma yapıyoruz. Tekrar aynı boşluğa batarak 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bir, tekrar aynı boşluğa, ikinci ikili trabzan. Geçişlerde hep bir zincir var. Tığımızın başına doladık. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Kısa kalan ip de tığımızın üzerinde. İlmek çıkardık. 2 tane ikili trabzan örüyoruz bir zincirlik boşluğumuza. Arada bir zincirimiz var. Tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Eğer bu noktada çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatarak ya da hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Video içerisinde altyazı bulunmamakta. Eğer altyazı kısmını aktif etmişseniz eğer, şu an burada altyazı görüyorsunuzdur. Çünkü bazen şu çok fazla söyleniyor yorumlarda. Yazı sebebiyle modeli
göremiyoruz deniyor. Altyazı butonunu kapatırsanız eğer, çünkü YouTube otomatik çeviri yapıyor. Butonu kapatırsanız eğer alt kısımda yazı görmeyeceksiniz. Şimdi bu noktada bakın artırmalar yaparak devam ediyoruz. İki trabzandan sonra bir zincir, tığımızın başına doluyoruz. Bir zincirlik boşluğa gelerek kısa ipte tığ üzerinde tutuyorum. İki tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Bakın artırmalarımızı bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. İki trabzan, bir zincir, iki trabzan ördük ve geçişlerde yine bir zincirimiz vardı. Bitişte yine bir zincirimizi çekiyoruz. Buradaki 3 zinciri bir trabzan kabul ediyorduk. Yine bu trabzana zincirli noktaya batmayacağız. Ördüğümüz ilk trabzanın tepe boşluğuna direkt batarak ilmek çıkarıyoruz. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Tekrar bir zincirlik boşluğa gelebilmek için bir kaydırma daha yapacağız. Bir zincirlik boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırdık. Şimdi bu noktada 3 zincirle yine yukarı çıkıyoruz. Bu zinciri yine trabzan kabul ediyoruz. Buradaki bir zincirlik boşluğa aynı boşluğun içerisine batarak 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Geçişlerde yine bir zincirimiz var. Tığımızın başına doladık. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa çalışıyoruz. Hep bir zincirlik boşlukları çalışacağız. 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu sırada trabzan sayısını 3'e çıkararak bir zincirlik boşluklara 3 trabzan çalışacağız. Yine geçişte bir zincir var. Tığımızın başına doladık. Sıradaki gelen bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Artık ikili trabzan nasıl ördüğümüzü paylaşmıştık. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde her bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane trabzan örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Hızın sonuna geldik. Burada şunu da söylemekte fayda var. 6 tane trabzan noktasıyla başlamıştık. İkinci sırada artırma yaptık. Burada trabzan noktalarımız 12 adede çıkmış oldu. Geçişlerde hep bir zincir vardı. Buradaki bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzan ördükten sonra yine zincirli noktaya hiç dokunmuyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Aslında bu kaydırma zincirli noktanın tam tepesinde kaldığı için herhangi bir kasma yapmayacak. Eğer çok sıkıysa eliniz burada direkt zincire batarak da kaydırma yapabilirsiniz. Ama böyle daha güzel bir görüntü oluyor. Şimdi tekrar bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıp bir kaydırma yapıyoruz. Burada geldik. Bir zincirlik boşluğa batarak tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Burada şimdi tekrar bir artırma yapacağız. Aynı ikinci sırada yaptığımız mantığın birebir aynısı. 3 zincirle yukarı çıkarak aynı boşluğa bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan, arada bir zincir var. Tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Arada yine bir zincir var. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, arada bir zincir. Tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan şeklinde örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son artırmayı da yaptıktan sonra bir zincirimizi çekiyoruz. Bu noktada 3 zincire hiç dokunmadan ilk trabzanın tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum ve burada bir zincir çekerek ipimi sıkıladıktan sonra şöyle yeteri kadar kesiyorum. Çok uzun bırakmaya gerek yok. Bu ipi de arada gizleyerek öreceğiz. Burada artık renk geçişi yapacağım. Ama sizler eğer tek renk örecekseniz buradaki kaydırmadan sonra alt sıralarda yapmış olduğumuz gibi bir zincirlik noktaları çalıştığımız için hep tekrar bir kaydırma yaparak bir zincirlik noktaya geleceğiz. Renk geçişi yapmayacaksak hep kaydırma yaparak bir zincirlik noktaya gelerek tekrar sıraya devam edeceğiz. Şimdi bu şekilde tepe kısmını tamamladık. Şimdi bir sonraki renge geçiyorum. Artık iki sırada bir renk geçişi yaparak devam edeceğiz. Burada bir diğer rengimi aldıktan sonra hemen bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Bu ilmeği çıkarıyorum tığımdan. Burada bitiş yapmış olduğunuz yer herhangi bir noktadan da olabilir. Ben şurada hemen bitiş yaptığım noktanın bir önceki bir zincirlik boşluğundan batıyorum. İlmeği tığımı alarak bu noktadan geçiriyorum. Bu ipleri de şimdi gizleyerek öreceğim. 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıktım. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. İpleri de gizleyeceğiz. Bir tane ikili trabzan ördüm. Arada yine bir zincir var. Tığımın başına dolayarak bir sonraki bir zincirlik boşluğa geliyorum. İlmek çıkardım. 2 tane ikili trabzan
örüyorum. Bu sırada bakın artırma yaptık. Şimdi her bir zincirlik boşluğa batarak, bu kadar gizlediğimiz yeterli. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batarak tekrar 2 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi yeni rengime geçtim. Her bir zincirlik boşluğa batarak 2 tane ikili trabzan örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Yine bir zincir çekiyoruz ve ilk trabzanın tepesine batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Sonra bir zincirlik boşluğa gelerek tekrar bir kaydırma yaparak 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doladık. Buradaki bir zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Burada 2 tane trabzan ördük. 3 zincirde 1 trabzan kabul ettik. Bu şekilde 3 tane trabzanımız oldu. Bir zincir tekrar doladık. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu sırada her birine 3 tane trabzan örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son 3 trabzandan sonra bir zincir çekerek burada yine ilk trabzanın tepesine batıyoruz. Kaydırmamızı yaparak bir zincirle bu noktayı sıkıladıktan sonra ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Çok fazla kesmeye gerek yok. Burada sonradan gizleyeceğiz bu ipimizi. Şimdi burada bakın tekrar ben artırmaya devam edeceğim. Çünkü ipim inceydi. Fakat buradaki ipim biraz daha kalındı ve 3 milim tığ kullanmıştım. Şimdi burada 3 trabzan benim için yeterli oldu. Bakın burada tamamen 3 trabzan olarak aşağı kadar çalıştık. Yine bu artırma noktasından sonra 2 sıra daha artırmamız var. Bu formu verebilmek için, böyle hafif açılması için 2 sırada artırmamız var. 4 noktada bunu paylaşacağız. Ama ipiniz kalınsa eğer 3 trabzan artırması yeterli olabilir. Sonra artık tamamen düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Burada artırma noktalarını da sizlerle paylaşacağım. Fakat bu ipim ince olduğu için ben şimdi yeni bir renge geçeceğim ve her bir zincirlik boşluğumuza 4 tane trabzan öreceğim. Ama ipiniz kalınsa burada 3 trabzanla sizler devam edebilirsiniz. Benim burada yapmış olduğum gibi, bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada 3 trabzan, hep üçlü trabzan şeklinde ilerliyor. Bakın burada bir artırmamız var. Bu nasıl yaptığımı hemen sizlerle paylaşacağım. Sıra sayısını da vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördük. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra, yani şu noktaya kadar örmüş olduk. Sonra şimdi 2 sıra daha öreceğiz. 2 sıradan sonra artırmamız var. Bu artırmayı da hemen sizlerle paylaşacağım. Şimdi yeni bir rengime geçiyorum. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Eğer tek renk çalışıyorsanız kaydırma yaparak bir zincirlik boşluğa gelmeniz yeterli. Şimdi buradaki bir zincirlik boşluğa batıyorum. İlmeğimi tığıma aldım. Burada 3 zincir çekiyorum. Burada normalde üçlü trabzanı 2 sıra ördükten sonra artırma yapmışım. Ama burada şimdi yeterli değil. Burada mantığını kavramak da çok önemli. Nasıl artırdığımızı kavradıktan sonra dilediğiniz boyutlarda istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Şimdi burada 3 zincirle yukarı çıktık. Buradaki bir zincirlik boşluğa ipleri gizleyerek 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 3 tane ördük. 3 zincirde 1 trabzan kabul ettik. Tekrar bir zincir var arada. Buradaki bir zincirlik boşluğa gelerek 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 3 ve 4. Bakın bu şekilde dörtlü çalışarak sıra sonuna geleceğiz. 2 sıra bu şekilde örerek tamamlayacağız. 2 sıramızı tamamladık. 4 trabzan örerek 2 sırayı tamamladıktan sonra yeni rengime geçtim. Burada 3 zincir, 2 tane ikili trabzan örerek 3 tane trabzan örmüş oldum. Şimdi bu noktada artırmamız var. 1 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa, ilk başladığım boşluğa tekrar batıp 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Artırma yaparken üçlü trabzan şeklinde örmüş oluyoruz. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan şeklinde bu noktada artırmalar yapacağız. Şimdi bu noktada tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa gelerek 4 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada artık artırmamız farklı olacak. 4 noktada artırma yapacağız. İlk artırmamızı yaptık. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Yine bir zincirle geçiş yaparak 4 trabzan ördük. Şimdi bu noktada bu 4 trabzan noktası 5 adet olacak. Sonrasında tekrar burada yapmış olduğumuz bir artırma yapacağız. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan artırmasını yapacağız. Bu artırma 4 adet olacak. Hemen hızlı bir şekilde yapalım.
Tekrar bir zincir çekerek bir sonraki bir zincirlik boşluğa 4 adet ikili trabzan örüyoruz. 4 adet ikili trabzan noktamız 5 adet olacak. Hemen hızlı bir şekilde tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 adet dörtlü trabzan noktamızı oluşturduk. Sonra bir zincir çekiyoruz yine aralarda. Bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan, şimdi artırma noktamızı yapıyoruz. 3 trabzan, 1 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Tekrar bir zincir çekerek bir sonraki bir zincirlik boşluğa gelerek 4 adet ikili trabzan noktamızı öreceğiz. Bu da yine 5 adet olacak. Geçişlerde yine bir zincir yapacağız. Bakın böyle hafif çukurlaşıyor gibi. Şimdi bu noktada ilk artırmayı yaptık. Dörtlü trabzan noktamız 5 adet oldu. Tekrar artırma yaptık. Yine burada 5 adet dörtlü trabzan noktası artırma şeklinde ilerleyeceğiz. Artırma noktaları 4 adet olacak. Burada sıramızın sonuna geldik. Bakın 1, 2, 3, 4 adet artırma noktamız oldu. Şapkamız zaten hafif çukurlaşmaya başlamıştı. Burada hafif bir çan formunu verebilmek için bu 4 artırmayı yapmış olduk. Bir sırada 4 noktada artırmamız var. Şimdi bu normal tepe artırmasından sonra yaptığımız bu geniş kısımda yaptığımız birinci artırma, bir de ikinci artırma, şu gölgelik kısmında yapacağımız artırma var. Oldukça basit. Şimdi burada bundan sonra ben 4 trabzanla ördüğüm için artık her bir boşluğa 4 trabzan örerek ilerleyeceğim. Ama şurada hemen bitiş yapalım. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada ilk trabzanın tepesine batarak kaydırmamı yapıyorum. Yine bir zincirlik noktaya gelmem gerekiyor. Trabzana batıyorum, kaydırma. Bir zincirlik noktaya batıyorum, tekrar kaydırma. 3 zincirle yukarı çıkıp bir zincirlik boşluğa 4 adet ikili trabzanımı örüyorum. 3 trabzan ördüm başlangıç olduğu için zincirde trabzan kabul ediyoruz. Bir zincir, bir sonraki bir zincirlik boşluğa 4 adet ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Bundan sonra bu şekilde her bir zincirlik boşluğa 4 adet ikili trabzan örerek örgümüze devam edeceğiz. Ve bakın bu kısmı uzatmaya başlayacağız. Burada şimdi şu ölçüyü de vermek istiyorum. Bakın hafif de çukurlaştı. Bu yapacağınız kişiye göre ölçüler değişebilir. Çukurlaştığı için şöyle çok da esnetmeden çukur haliyle bakın bu sırada bu kaçıncı sıramız? Sayalım hemen 2, 4, 6, 8, 9. sıramız. 9. sırada şöyle tam ölçüyü vermek istiyorum. 18-19 santim oldu ama çukurlaştığını hesaba katarsak yani yetişkin için 17 santim yeterli oluyor aslında. Bu tepe kısmının ölçüsü 17 santim yeterli oluyor ama bakın burası çukurlaşmış haliyle 18 santim hatta 19 santim de diyebiliriz, buçuğu var. Şimdi burada sizler eğer küçük birine çalışacaksanız bu santim ölçüsü 15 de olabilir, 16 da olabilir. Yapacağınız kişiye bağlı ya da bunu daha büyük de yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız bunu nasıl yapacağız? Eğer artırma yapmak istiyorsanız daha tabanını, tepe kısmının taban kısmını artırmak istiyorsanız burada 3 trabzan yaptıysak bu 4 trabzan. Yani trabzanların adet sayılarını artırarak da büyütme yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde küçültme de yapabilirsiniz. Bu şekilde trabzanları azaltarak, artırarak büyüklüğünü, küçüklüğünü rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi hem bunda hem bu şapkamda sayıları veriyorum. Sizler kendinize göre rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz diye. Umarım mantığı anlaşılır. Mantığı anlaşıldıktan sonra böyle birkaç sıra örersiniz. Başınızda denersiniz. Oluyorsa eğer örmeye devam edersiniz. Şimdi ben artık bundan sonra ne yapacağım? 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan, 1 zincir şeklinde ilerleyeceğim. Yaklaşık 10 sıra örmeyi planlıyorum. İpim ince olduğu için ama burada 7 sıra örmem yeterli oldu. Bakın bu artırma sıramdan sonra buradaki gölgelik kısmına, bir de burada gölgelik kısmı için artırma yapacağız. Buradaki artırma noktama kadar 7 sıra örerek burada tamamladım. İpim kalın olduğu için 7 sıra yeterli oldu. Ama burada ipim ince olduğu için 7 sıra yeterli olmayacak. Yaklaşık 10 sıra örebileceğimi düşünüyorum ama tabii yine kaç sıra ördüğümü hemen sizlerle paylaşacağım. 2 sırada bir rengimi değiştirerek şimdi düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Son artırma sırasından sonra 11 sıra örerek şapkamızı yeteri kadar çukurlaştırdık. Buradaki bakın tepe kısmından
Bu son sıraya kadar olan ölçü 19 santim oldu. Burada kalın iple ördüğümü ve 7 sıra ördüğümü söylemiştim bu kısmı. Fakat buradaki ipim ince olduğu için 11 sıra yeterli oldu. Bu derinlik sizlerde farklılık gösterebilir. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre bu sayılar önemli değil. Sizler derinliği ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Şimdi bu noktada tekrar bir artırma yapacağız. Gölgelik için biraz daha açılma yapmamız gerekiyor. Buradaki artırma yaptığımız nokta, yani son artırma yaptığımız sırasının aynısını tekrar edeceğiz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir püf nokta var. Bakın şimdi burada artırma yaptığımız nokta var ve 5 tane trabzanlı nokta örmüştük bu sırada. Kaçıncı sıraydı? Hemen onu da söyleyelim. 2, 4, 6, 8, 9. sırada artırmamızı yapmıştık. Artırma, 5 trabzanlı nokta, tekrar artırma şeklinde 4 noktada artırma yapmıştık. Şimdi 4 nokta olduğu için köşelenmeler olabilir. Şimdi biz ne yapacağız? Bu artırmaların, bu bakın burada ve burada bir artırma var. Bu artırmayı şimdi burada bir artırma yapacağımız için tam orta kısmına gelmesine dikkat edeceğiz. Yani artırmaların ortalarına gelecek şekilde tekrar 4 artırma yapacağız. Bu da bize aslında 8 noktayı verecek ve dengelemiş olacak, aslında köşelenmeyi engellemiş olacak. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Burada bir artırmam var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan noktası vardı. 2 tane sağda, 2 tane solda kalıyor. Ortadaki 3. trabzan noktayı buluyorum. Ve hemen üst sıradaki trabzan nokta, bakın takip ediyorum ve zinciri noktayı buluyorum. Şimdi şu zinciri noktadan artırmamı yapacağım. Şöyle tığımla koyayım. Hemen kullanacağım. Rengimi alıyorum. Burada bir zincirle bir ilmek oluşturuyorduk. İlmeğimizi buradan geçirdik. 3 zincir, 3 trabzan örüyoruz. 3 trabzan, 1 zincir, tekrar 3 trabzanla artırmamızı yapıyoruz. Artırma ile başladık. Şimdi burada artırma 5 trabzan noktası yapmıştık. Tekrar bir artırma yapmıştık. Şimdi burada trabzanlı nokta 6'ya çıkacak. 5 değil, 6 olacak. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, tekrar 1 zincir çekerek bir sonraki 1 zincirlik boşluğa batıyoruz. 4 adet ikili trabzan örüyorduk. Tekrar 1 zincir, bir sonraki boşluğa 4 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bu artırmadan sonra trabzan noktamızı hemen 6'ya tamamlayalım. Artırmadan sonra 2, 4, 6 adet trabzan noktamızı ördük. Yine bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu noktada artırma yapıyoruz. Bunun için 3 trabzan, 1 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra tekrar bir zincir ve tekrar 6 adet 4 trabzanımızı örüyoruz. 4'lü trabzanlı ikili trabzanlarımız 4 adet olacak ve bu şekilde 6 tane trabzan noktamızı tamamlayacağız ve artırmamızı yapacağız. Yine 4 adet artırma noktamız, 4 adet artırma noktamız olmuş olacak. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Bir sonraki sıraya hemen birlikte devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Burada 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan şeklinde ilerliyorduk. Yine zincire hiç dokunmadan ilk başladığımız trabzan tepe boşluğuna batıyoruz. Kaydırma yaparak ilerliyoruz. 2 sıra aynı renkli ördüğümüz için bir zincirlik boşluğumuza geldik. 3 zincirle yukarı çıkıp aynı boşluğa 3 trabzan örüyoruz. Burada zincirle beraber 4 trabzanımız olmuş oluyor. Tekrar bir zincir ve buradaki bir zincirlik boşluğa gelerek yine 4 adet ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu noktada bakın son artırmayı yaptıktan sonra 3 sıra daha öreceğiz. 3 sıra bu şekilde. Yine 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan şeklinde ilerleyerek şapkamızı tamamlamış olacağız. Ve artık bu kenarlarda bu son artırmadan sonra açılmalar olmuş olacak. Son artırmadan sonra 3 sıra daha 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan şeklinde ilerleyeceğiz ve sık iğne ile bitireceğiz. Bakın burada da ben biraz şu kısım biraz daha açık olsun istediğim için burada ipim kalındı. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanla ilerledim. Bunu sizler değişiklik yapabileceğinizi söylemiştim. Burada son sırada biraz daha açılma olsun istediğim için burada son sırayı yaparken artırmadan sonra yine 3 sıra örüyoruz. Son sırada 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzanla bitişim yaptı. Yaptım. Yani kalın iple 1 trabzan daha artırarak biraz daha bu kısmı açık yapmış oldum. Şimdi burada sadece yine 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzanla yine yukarı kısımda örmüş olduğum gibi ilerleyerek
3 sıra daha öreceğim. Sonrasında artık şapkamızı tamamlamaya, yani son sıra sık iğne sırasını yaparak bitirmeye geçeceğiz. Burada son artırma sırasından sonra 3 sıra örerek tamamladım. Sizler şu noktanın daha fazla açık olmasını isterseniz eğer 4 trabzan bir zincire değil de 5 trabzan bir zincirle bitirebilirsiniz. Mesela burada açıklığım daha fazlaydı. 3 trabzan bir zincirle aşağı kadar geldim. Son sırada 4 trabzan bir zincir, 4 trabzan yaparak tamamlamıştım. Bu tarz değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi burada ilk başladığım rengimi alıyorum. 2 sırada bir rengimi değiştirmiştim. Şimdi farklı bir renkle herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Bir zincirin olduğu boşluğa batıyorum. İlmeğimi bu noktadan geçirerek bir zincirle ipimi bu noktaya bağladım. Bir zincirlik boşluğa direkt batarak ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Gelen trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kısa ipi de gizleyerek örüyorum. Ve burada sık iğne örüyorum. Her bir trabzan boşluğuna bir tane sık iğne öreceğiz. Bir zincirlik boşluğa da yine bir tane sık iğne örerek burada son sıramız sık iğne sırası olacak. Bir zincirin olduğu boşluğa da batarak sık iğne örüyoruz. Trabzanların her birine bir kez batarak sık iğne örerek bu sıramızı da bu şekilde tamamlayarak şapkamızı bitiriyoruz. Şapkamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten çok kolay ve keyifli bir yapımı vardı. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.